Merhaba arkadaşlar, bugün yine haftanın mobil uygulamalarını Can Çayırım arkadaşım ve ben hep birlikte değerlendireceğiz. Bu hafta sizin için seçtiğimiz yine 5 tane mobil uygulamamız var. Hı hı. Bu hafta hepsi Can, hem iOS hem Android'de var. Geçen haftalar gibi olmadı. Aynen, özellikle hem Android hem iOS'da olmasına dikkat ettik arkadaşlar. Özellikle. Herkes kullanabilsin diye. Gerçi bu sefer de Windows Phone sürmüyor ama yapacak Windows şey Windows Phone artık. Onun için şey yapalım Can, ayrı böyle özel bir program, özel program yapalım, evet, Windows Phone uygulamaları diye. O zaman ilk uygulamayla başlayalım. Arkadaşlar, bu hafta sizin için seçtiğimiz ilk uygulamamız bilgisayar uygulaması. Bahsettiğimiz gibi hem Android hem iOS cihazları üzerine yer alıyor bilgisayar uygulaması. Gerçekten son zamanlarda gördüğüm başarılı sözlük uygulamalarından bir tanesi. Çünkü çok çeşitli. İçinde her şey var ya. Evet. Hani böyle kısıtlı değil diğer uygulamalar gibi. Türkçe sözlük var. Hı-hı. İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce sözlük var. Eş anlamlı kelimeleri bulunan. Onlar var. Atasözleri sözlüğü var. Şey var, hukuk terimleri hukuk var. Terimleri, bilişim terimleri, sözlüğü terimleri, var. Ha, o da var. Hani o an yazdığımız kelimenin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını ve şey görebiliyoruz. Var. Sözlükte mesela bilge kelimesini veya bilgi kelimesini işte aratacağım. Arattığım zaman illa önce bir başka sözlüğe girmeme gerek kalmıyor. Aynen. Direkt yazdığım zaman atıyorum içinde bilgi geçen atasözleri varsa onu sıralıyor. Onun altında başka şeyleri hatta sıralıyor. Hatta şey bile oluyor yani. Farklı hatta ünlü kişiler tarafından kullanılmış farklı cümleler içindeki anlamlarını da bizlere gösteriyor. Onun dışında şeyi var. Bunu mu demek istediğiniz tarzında benzer sözcükler falan hani en basit örnek diyor. Vermek gerekirse örneğin mesela İngilizce run kelimesini arattığımız zaman sözcük uygulaması üzerinde hani run genel olarak koşmak olarak kullanılır. Ama bilişimde run çalıştırmak anlamlıdır mesela bir uygulamayı çalıştırmak hani bunların tamamını bizlere gösteriyor uygulama. Ya ben beğendim ama bir kötü yanı işte uygulama geliştiricisi de yazmış zaten kendi sitesinde şeyi yok, offline sürümü yok. Ya, offline sürümü yok ama hani online olarak kullandığımız için hani uygulamanın boyutu çok düşük. Ama istediğimiz gibi geniş bir veri tabanına çevrimiçi olarak ulaşma şansına sahibiz. Offline olsaydı Türkiye'de daha kısıtlı olacaktı. Hani operatörler her yerde çok böyle geniş kapsama sunamadıkları için yazlığa gidiyorsun mesela şeyin çekmiyor, internetin çekmiyor. Ya, hadi bakalım ama yani illaki uygulamayı kullanmak için hani böyle 3G çekmesine gerek yok. Hani Edge çeken bir yerde de aslında uygulama işimizi görüyor arkadaşlar. Ben denk ama geliyorum. Ama hiç de çekmediği yerlerde yapabilecek bir şey yok. Hani şey olabilirmiş, ufak yani bütün veri tabanlı değil de onun bir kısmını şey alabilirmiş. Uygulamanın içinde offline olarak çalışabilir şekilde. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Yani online olarak bir sözlük düşünüyorsanız bilgi sözlük çok geniş kapsamlı çok güzel ama offline arayan arkadaşlar başka alternatiflere baksınlar derim. O zaman hemen sonraki uygulamamıza geçelim. Hemen sonraki uygulamamız Digify. Digify diye okuyorum. Digify diye okuyorum. Digify arkadaşlar. Digify nedir? Biraz bahsetsene. Digify uygulaması Can, bu Dropbox. Hı hı. Özellikle sana bahsetsene diyorum. Dropbox'a ben çok haşır neşesin ya. Baktım çünkü. Şimdi Dropbox'a normalde dosya paylaştığımız zaman paylaşıyoruz, geçiyor. Bir daha bunun üzerinde bir denetimimiz yok. Aynen. Hani çok o konuda biraz Dropbox bizlere sınırlı yani tam yetkisi seçenek sunmuyor böyle herhangi bir. Paylaş diyor, linki gönderiyorum, paylaştım, bitti. Ondan sonra geri alabiliyorsun. Ama Digify şey yapıyor, bunu daha kapsamlı hale getiriyor. Dropbox ve Drive'daki uygulamalar şeylerimizi, dosyalarımızın belli tarihler arasında paylaşılması, belli kişilerle sınırlı süreyle paylaşılması, atıyorum karşıdaki kişi sadece bir defa açabilsin, bakabilsin, ekran görüntüsü alamasın. Hani aslında ekran görüntüsü alabiliyorlar ama sanırım bize uyarı veriyor. Hani bu sayede de hani karşımızdaki kişilere güvenip güvenmemek konusunda daha sonraki zamanlarda karar bize kalıyor tamamen. İstatistikleri de veriyor. Mesela paylaştığın dosyanın kaç defa kim tarafından kaç defa görüntülendiğini. Hani aynı zamanda farklı kullanıcılarla paylaşma şansına sahibiz. Tabii. Ve bu kullanıcılar sanırım bizim paylaştığımız dosyaları başka kullanıcılarla paylaşamıyor. Hani bunu da ortadan kaldırabiliyoruz. Yani eğer ki Dropbox veya Google Drive'ı sık sık kullanıyorsak, hani hayatımızın içinde yer ettiyse bu uygulamalar. Evet, sık sık paylaşım yapıyorsanız Dropbox'ta ama bunu daha sıkı bir şekilde kontrol yani etmek için. Çok güvenli bir hale getirmek için Digify arkadaşlar gerçekten ihtiyacı duyabileceğiniz bir uygulama. Bence bir deneyin derim. Denemenize fayda var. O zaman Digify'dan sonraki uygulamamız Meetup. Meetup uygulaması zaten adından anlamışsınız. Buluşmak. Buluşmak. Buluşmak deyince de aklıma benim etkinlikler geliyor. Düzenlenen etkinlikler. O zaman biz Meetup için... Meetup konum tabanlı etkinlik uygulaması diyeyim ben. Konum tabanlı etkinlik uygulaması. Böyle oldu. Nasıl diyebiliriz? Meetup üzerinden arkadaşlar kendi etkinliklerimizi oluşturabiliyoruz. Başkaları tarafından oluşturulmuş etkinlikleri görebiliyoruz. Bu etkinliklere katılıp katılamayacağımıza karar verebiliyoruz.
Etkinlikler hakkında yorumlar yapabiliyoruz. Fotoğraflarını etkileyebiliyorsun etkinliklerin. Etkinlik sırasında çekildiğimiz fotoğrafları veya etkinlikle alakalı fotoğrafları bu etkinliklere iliştirebiliyoruz. Arkadaşlarımızın hangi etkinliklere katıldığını görebiliyoruz. Ve şey direkt güzel oluyor. Mesela biz şimdi Bayraklı'dayız. Girdiğim zaman Bayraklı çevresinde organize edilen etkinlikleri görebiliyorum. Aynen. GPS üzerinden konumumuz alarak kendi bulunduğumuz konuma en yakın etkinlikleri bize göstermesi. Yani mesela şeycisin, ne bileyim, kuşçusun. Kuşçu. Kuşçular var ya, bu şey yapanlar. Cibili şakşak şakşak gözlem yapanlar. Mesela Google'a giriyorsun, arattığın zaman İstanbul'dan da sonuç çıkar, bilmem nereden de sonuç çıkar. Uygulamaya girdin mesela, çevrendeki seni ilgilendirebilecek etkinlikleri böyle görebiliyorsun. Kuşçuysan İzmir'deki kuş etkinliklerini görebiliyorsun. Ya aslında mesela biraz da şey, hani yani nasıl diyeyim sana, ilgilendiğimiz etkinlikler, belli etkinlikler olabiliyor. Belli türlerdeki etkinlikler, ne bileyim, müzik böyle, festivalleri hani, falan. Şeyler falan var zaten uygulamada böyle. Örneğin müzikten hoşlanıyoruz, müzik festivallerine gitmek istiyoruz. Böylece sana öneriyor. Diyor ki İzmir'de bak diyor, böyle festivaller var diyor, buna git diyor mesela. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Hakikaten böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız veya ne bileyim sürekli etkinlikler düzenleyen biriyseniz ve arkadaşlarınızı bu etkinliklere davet etmek istiyorsanız Meetup denemeniz gereken uygulamalardan bir tanesi. O zaman bir sonraki. Bir sonrakine geçelim. Pathshare. Diye okunuyor ya böyle, Pathshare. Pathshare'de aslında biraz Meetup'a benziyor ama benzemiyor. Yani şey olarak benzemiyor aslında. Etkinlik olarak benzemiyor ama geçen hafta bir uygulama paylaşmıştık. Konum. Şey, Jink. Jink evet. Jinkliyordun insanları. Bu da onun gibi bir şey Pathshare. Şey yapıyorum yine, grup olarak da var bunda yalnız güzel yanı. Karşıdaki kişilerden bulunduğun konumu anlık olarak paylaşıyorsun. Konum paylaşma. Ya aslında GPS bu üzerinden çok zor bir şeydir ya. Nasıl diyeyim, hani insanlara o an bulunduğun konumu tarif etmek işte istersin. Pastanenin köşesindeyim abi. Abi işte şuradayım, buradayım, oradan sağa döneceksin, oradan gel, oradan bir daha döndüğün zaman bir daha sonra illaki gösterirler falan demek yerine açıyorsun. Pathshare'i kullanmak. Ben açtığım zaman seninle paylaşımı, sen benim direkt o an hangi köşede bile olduğumu görüyorsun. Ve bunu birbirimize doğru yürüyebiliyoruz. Ve bunu harita üzerinde görebiliyor olmamız çok daha güzel arkadaşlar. O var, gruba açma var. Yani sen paylaşımı yaptığın zaman 5 kişilik bir grup var mesela. 5 kişiye birden aynı anda görüntüleyebiliyorsun yerini. 5 kişi de birbirinin yerini görüyor. Böyle farklı köşelerden böyle gidip ortalarda buluşuyorlar. O var. Onun dışında şey var. Mesela arkadaşlarım uygulamayı kullanmak istemiyor, üye olmak istemiyorlar. Evet. Sen bulunduğun konum bir web linki olarak da paylaşabiliyorsun. Onlar direkt web arayüzünden üye olmadan, uygulamayı yüklemeden görebiliyorlar. Ama o noktada da şey sıkıntısı var. Hani onlar bizim konumumuzu görebiliyorlar ama web üzerinden biz onların konumunu takip etme şansına sahip olmuyoruz. Hani bunu belirtmekte fayda olmuyor var. Olmuyor ama gene de düşünülmüş yani, bence güzel bir şey kullanmak istemiyor arkadaşlar. Şey olayı var. Hani sadece direkt uygulama üzerinden paylaşmanın dışında arkadaşlar WhatsApp üzerinden paylaşma gibi bir şansınız da var. Mail aracılığıyla paylaşabiliyorsunuz. Google Plus aracılığıyla paylaşabiliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Direkt arkadaşlarınızla konumuzu paylaşıyorsunuz. Artı uygulamanın güzel özelliklerinden bir tanesi de yani sürekli olarak konumunuzu GPS üzerinden takip ettiği için hani bataryanızı gereğinden fazla yiyebilir ama şöyle bir güzellik yapmışlar uygulamada. Örneğin benim konum sabit ve değişmiyorsa benim telefonum duruyor burada. Telefonum bu sefer konumu bilgilerini almaktan vazgeçiyor ki ta ki tekrar hareket haline geçene kadar. Şeyde, Jink'te de benzer bir özellik vardı. O, aynen. O da belli bir süre sonra kapatıyordu GPS falan. Bununki hareket temelli olduğu için biraz daha güzel oldu. Hatta, süre tabanlı. Pathshare'de bildiğim kadarıyla yine şey var. Süre taban, süre var, tanımlama da var. Hani diyelim ki 3 saat boyunca konumumu paylaş arkadaşlarımla. Hani bu noktada arkadaşlarınız sizin nerede olduğunuzu takip edebiliyorlar. Hatta nasıl diyeyim ya, bu şeylerde falan da kullanılabilir. Hani vardır ya böyle filmlerde böyle sahneler vardır böyle takip sahneleri falan. Hani böyle bir anda Pathshare açıp konumunuzu paylaştığınız zaman insanlar sizin nerede olduğunuzu, nereye gittiğinizi, hangi yönde ilerlediğinizi görebilirler. Ve kolayca nerede olduğunuzu bulabilirler. Gelip sizi kurtarabilirler. Kötü durumdaysanız tabii. Kaçırıldınız mesela. Bir sonraki ne geçelim mi? Geçelim. Pathshare'ı çok uzattık sanki. Bir sonraki uygulamamız arkadaşlar Wingle. Wingle uygulaması. Nedir Wingle uygulaması? Hep de böyle kısa tanımlamalar da ben yapıyorum. İlgi alanı tabanlı sosyal ağ. Sosyal ağ, ilgi alanı tabanlı. Evet. Şu şekilde mi diyelim yani, ilgi alanından kastımız böyle. Örneğin ben kitapları seviyorum veya ne bileyim kitap okumayı seviyorum veya müzik dinlemeyi seviyorum veya film izlemeyi seviyorum. Veya moda haberlerini takip etmeyi seviyorum diye. Tamam, bununla ilgili oluşturulmuş komüniteleri şeyde görebiliyorsun. Bu komünitelerde de, topluluklarda da İnsanlar elde ettikleri o konuya dair kaynakları paylaşıyorlar sürekli olarak. Haberleri, sadece kaynak mı? Yoksa kendileri de... Tabii kendileri içeri üretebiliyorlar. Yani şöyle diyelim o zaman. İlgi duyduğumuz konularla alakalı
İnsanlar ne paylaşıyor? İnsanlar ne paylaşıyor? İnsanların yazdıkları yazıları, paylaştıkları içerikleri takip edebiliyoruz. Yani kaliteli, özgün içeriklere ulaşmak için Wingle gerçekten bir aracılık yapıyor. Ve şey var yani içerisinde binlerce farklı komünite olduğu için hani herkes böyle... 3000'den fazlaydı en son bildiğim kadarıyla ve sürekli olarak yani, artmaya devam ediyor. Herkes hani kendi alanına dayalı bir şey mutlaka bulacaktır yani. Özellikle popüler bir şeyle ilgileniyorlarsa böyle oyunlar olur... Trekking, dağcılık, müzik, yani farklı sinema, konular, kitap aynen. falan. Buna garanti var. Ama şeyler de var yani. Böyle çok ya aykırı ilgi alanları bile var. Bu noktada belirli konularla ilgili yazı yazan bloggerlara Wingle uygulaması gerçekten ilaç gibi gelebilir. Tabii insanları çekmek için ilgilenmek. Tabii ki yani insanlar neler yazmış. İnsanların yazdıkları konularla ilgili bilgi sahibi olup hatta bu konuları kendi bloglarına taşıma şansına da sahipler. Yani. Hani içerik üretimi konusunda inanılmaz yararlı olabilir. O da olur. Veya boş vaktinizde ilginizi çeken şeyler okumayı seviyorsanız yine aynı şekilde. Ve bu şey gibi arkadaşlar hani Facebook'un zaman tüneli üzerinde tüm arkadaşlarınızın yazdıkları zaman tünelize düşer yani görüntülersiniz. Wingle uygulamasında kendi seçeceğiniz yani üye olduğunuz komünitelerde farklı kullanıcılar tarafından eklenen tüm içerikler yayın akışınıza düşüyor. Bu sayede ilgi duyduğunuz konularla ilgili birçok yeni bilgi elde edebiliyorsunuz. Yani tabii bu içerikte de makinalar üretmediği için hani artık insanlar paylaştığı için ilginizi çekme olasılığı daha fazla yani. Aynen öyle. Wingle hakkında da sanırım artık daha fazla söyleyecek bir şey yok. Başka bir şeyimiz yok. Bu uygulamaların hepsi arkadaşlar hem Android hem iOS'ta var. İkisine de bakabilirsiniz. Bu hafta sizler için seçtiğimiz, dikkatimizi çeken uygulamalar bunlardı. Sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.